Stüdyoda Yavuz Genç ve Mustafa Önal var. İkisi de eşlerini aramak için geldi. İkisinin hikayesi farklı ama önce ben Yavuz Bey'den başlayacağım. Yavuz Bey, yani çok garip. Pizza yüzünden evde kavga çıkıyor. Evet, pizza yüzünden. Evet. Hanım oğlanı alıyor 20 yaşındaki. Evet. Evi terk ediyor 6 ay önce. Çok enteresan değil mi? Evet. İstanbul'da oluyor bu olay. 6 ay önce Yavuz Bey, evet, tövbe ya Rabbi ya, uzun yolda muavinlik yapıyor. Evet, değil efendim. Mi? Evet efendim. Beraber işte oğlu, eşi, sizin abiniz, yukarı biraz katta da yani. İşte kardeşleri, evet, beraber oturuyorlar. Pizza söylüyorlar. Pizza oğlum geliyor istedi. Eve. Ha? Oğlum istedi. Oğlunuz pizza istiyor. Evet. Eve pizza geliyor. Açıyor olan şeyi. Pizza kutusunu. Evet. Diyor ki ya diyor bunun içinde diyor zeytin ve mısır var diyor. Ben böyle sipariş niye verdin diyor. Ben zeytin mi yiyorum mısır mı yiyorum diyor. Sevmiyormuş. Ben de sevmiyormuş. Adamcağız ya. Sipariş vermiş ama zeytin de mısırlı gelmiş. Almış pizza kutusunu oğlan duvara atmış. Evet işte. İşte kavga da orada başlamış. Abisi oğlum demiş nimet o duvara atılır mı? Bağırmış, tokat atmış. Yukarıdaki kardeşler aşağıya inmiş. Aman ortalık karışmış ev. Evet, aynen öyle oldu. Ya pizza yüzünden bir aile dağılmış. Evet doğru, aynen öyle oldu. Yani Yavuz Bey, vallahi diyeceğim ki Allah başka dert vermesin. Amin. Pizza yüzünden de bu kadar kavga ya çıkar mı değil, ama yani başka bence o pizza mizza da hikayedir de onun bir evveliyatı vardır Yavuz Yok, Bey için. Yok, başka belki şöyle oldu. Ev sıkıntımız var zaten. Ailemiz arasında sıkıntılarımız vardı. Hanımla ikinizin arası. Yok yok, babamla yani ev için bir münakaşamız oldu. Şöyle oldu. Eşim dedi ki baba dedi ben senin dedi bütün borçlarını kapatırım dedi. Ha. Senin dedi sigortanı yatırsam emekli olursun dedi yani. Bundan yani olay olmadan 3 hafta 4 hafta önce bir olay olmuş oldu. Ben o zaman uzun yoldaydım. Hı. Geldim İstanbul'a dedim ki böyle böyle hanım dedim ne oldu? Ya dedi baban evi bana vermiyor. Tamam zaten vermiyordu bizim üzerimiz evimizi. Ha. Hanım dedi baba para vereyim dedi. Burada zaten eşim kaza yapmış zaten. Trafik kazasından kamyon bacağını ezdi. Bize bundan tazminat davası olarak para bize nakit geldi ama ben almadım. Zaten ben olay zamanları uzun yoldaydım, yorgundum geldim. Bu parayı abileri aldı. Ben bir şey istemedim. Ben Allah için konuşuyorum yani. Ben kimsenin hakkını yemem bu zamana kadar. Yememişim yani. Nasıl olduysa öyle oldu. Hanım dedi ki baba dedi paranı vereceğim yap dedi. Yok dedi. Yani ölseniz siz oturduğunuz yapma. Ev üstüne mi evet, almak istedi sizi? Evet almak istiyor. Evet evet. Sizin orası da aile apartmanı galiba. Evet aile apartmanı evet. Ha, sizin ama eşiniz, eski bina. Eski tamam. Bina. Eşiniz benim üzerime olsun evet. Bu ev dedi. Dedi yok dedi Yavuz'un üzerine yap. Yok dedi. Orhan'ın üzerine yap dedi. Yok dedi. Niye yapmadı sizin babanız? Ya babam biraz yani annemle rahmetli oldu. Bir ikinci ailemle rahmetli oldu. Ne var bir daireyi oldu. Verseymiş gelinine? Ya vermedi. Tabii eşimi sevmiyordu. Biraz kızıktı onu, nefret ediyordu onu. Ay neyini sevmiyor? Kaç yıllık evliymişsiniz yani siz 24 daha? Yani 24 sene, 25 sene yani bir evliliğimiz oldu. Yani olmadı yani ben ne yaptım ettim olmadı bir şey. Siz demediniz mi baba bizim ya üzerimize geçsin ama bu ha? Yani fırça attı bana dedi olmaz babanız vermiyorum. Babanız sağ mı hala? Sağ efendim. Hmm. Yani zaten eşimi sevmiyordu. Çok nefret ediyordu onunla zaten. Siz eşinizi seviyor musunuz? Ben seviyorum ablama işte bıraktı gitti. O sizi seviyor muydu? Önceleri birbirimiz iyiydik ama işte bu Ramazan'da ne olduysa ev tartışmasından dolayı mı evet, çıktı? Evet, ev tartışmamızdan dolayı. Hı-hı. Ama bana giderken dedi ki, canım dedi ağlama, üzülme dedi. Ben de ağladım. Dedi geleceğim dedi. Namus, şeref sözü verdi. Hı-hı. Telefonları kapattılar. Aradım, bulamadım. Oğlunuzla beraber gitmiş. Evet, evet. Sonra ben aradan 2-3 hafta sonra gittim. Hı-hı. Erzurum'a gittim. Nereye gidiyorum diye çıktı peki? Dedi ki ev bulmuşum dedi. Yavuz dedi sen kimseye bir şey anlatma dedi. Ben peki tamam kavga dedim. Kavga ediyorsunuz ya pizza kavgasında. Evet. Evet ondan sonra zaten ben... Hemen bavulu mu topladılar? Evet topladım evden kovaladım zaten hepsini evden. Kimi eşinizi de mi evden kovaladın? Yok yok yani biraderleri kovaladım evden. Ha. Hanım dedim tamam bir şey olmaz dedim. Ben affet beni dedim. Hı-hı. Eline yakını öpeyim dedim yapma dedim. Yavuz dedi yok dedi ben bir şey yapmıyorum ki tamam dedi. Sen sesini kes dedi, bırak gitsinler. Ben de ses çıkarmadım zaten olay günü. Hı hı.
Nasıl o zaman dedi ki, ben abimgile gidiyorum dedi, yemeğe gideceğim dedi. Hı. İftar saatine 3 saat ne var, öyle bir şeydi. Gittiler, daha gelmediler. Gece saat 10 oldu, bekledim gelmedi, 11, 12, 1. Oğlunuz ne dedi size? Bir şey demedi. Baba dedi, ben dedi dayımgile gideceğim, yemeğe gidip geleceğiz dedi bize. Anneyle bir plan yapmışlar. Evet, önce de yapmışlar zaten. Anne, oğul bir plan yapmışlar. Zaten yani. Bunun bir abiler vardı, ben abilerini seviyordum. Abileri nerede yaşıyor? Aram iyiydi. Abileri Kuruyemiş dükkanları var. Nerede? Sultanbeyli'nde, Kartal'da. Onlar da İstanbul'da. Evet, onlar da İstanbul'da ama aramız iyiydi. Hı-hı. Seviyorduk yani, birbirimize gidip geliyorduk. Hı-hı. Yani devamlı gidip geliyorduk. Sizin yani. Sizin oğlunuzla aranız nasıldı 20 yaşında? Aramız iyiydi. İşte bu son dakikalarda aramız niye açıldı. Niye peki pizzayı, öyle hırçın bir çocuk muydu? Yanlış hırçın gelebilir değildi. Pizza. Şimdi niye atıyor birader, duvara? Benim birader tabii bana şey çıkmak yani, şu olmasın, kızmasın diye çocuğa vurdu yumruğu. Hanım da gördü, sen benim çocuğuma niye vuruyorsun dedi. Orada işte. Küfürler, müfürler, uçuşmuştular. Siz biraz çocuğu ve eşinizi, evet, kendi ailenizi ezdirdiniz mi? Ya ezilme değil de çocuk... Biraz yani pasif ben mi kaldınız için siz? Geleceğini düşündüm. Yani geleceğimi düşündüm. Yani elimden geleni ne yaptım. Siz biraz pasif kalmışsınız ama. Evet, yani tabii benim burada sıkıntılardan, kalp rahatsızlığından dolayı biraz sıkıntılar yaşadım. Tabii yani tam kalp rahatsızlığıyla ama bir alakası yok ki, şu anlamda söylüyorum. Evet. Yani sizin oğlunuza amcası niye vuruyor canım? Eğer kızacaksanız baba olarak siz kızarsınız yani. Siz de yani. Misiniz? Evet, evet, evet. Oğluma evet, niye vuruyor? Evet, vurdu, anında küfür etmeye başladı. Ay, siz ne orada dediniz? Kavga büyüdü. Tamam, eşiniz kızdı da siz kızdınız mı kardeşinize? Sen niye vuruyorsun dedi. Evet. Dedi. Bana da para attı, ben de dövmeye kalktı. Evet dedi. Ben de dövmeye kalktım, ben sesimi çıkarmadım yani. Tartışmada şiddet uygular mı? Evet abi. Size yani, de vuruyor muydu? Evet, vuruyor. Zaten benim birader beni de istemiyor. Ha. Şimdi bu benim birader biraz sinirli bir çocuk. Bir de aynı evde, bir de ne kadar zor. Adam da aynı evde. Evet efendim. Yavuz, hanımı, evet, kardeş, oğlum, bir abisi aynı evde yaşıyorlar. Evet, aynı evde yaşıyor. Zaten ev zaten beş para etmez bir ev zaten. Çatlak matlak ev zaten. Deprem olsa bile Allah göstermesin gidecek bir ya ev. Ya şimdi yani. Bir kadın da niye yani... Şeyle yaşasın. Bir de ama yalnız şöyle bir şey var. Niye evet, sizi alıp gitmedi? Madem kardeşiniz hocam, yaptı olayı. Hocam, o zaman sizle birlikte çıksaydı evden. Gidecektim hocam. Gideceğim. Son dakikalarda zaten evi taşımadan önce dedi ki, ben evi taşıyayım dedi. Eşyalar yüklü arabaya. Gidelim beraber. Ha, birlikte yükledik, gidelim dediniz. Evet. Evi yükledik zaten. Olaydan sonra evi yükledik arabam. Benim kendi arabam vardı. Ben bunu... Biz bunu paramızı biriktirdik. Hı-hı. Çaba hanım dedim, gel beraber dedim, böyle bir iş yapalım falan. Yok dedi, gerek yok dedi. Benim param var dedi. Ben tabii kızmadım, bir şey demedim ona zaten de. Ne oldu tam birlikte tuttum. Giderken, ne oldu o sırada? Ya ne olduysa eve gitti, eşyaları yükledi, geldi, gitti, geldi. Ondan sonra daha yok piyasada. Kayboldu bir anda. Evet, kayboldu gitti. Eşiniz çalışıyor muydu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.